Hepinize merhaba, ben Murat Saltık. Bu videoda annemin tarif defterinden bir kurabiye tarifini yapacağız sizlerle. Sable. Video içindeki püf noktalarını kaçırmamanızı öğrenerek malzemelerimize geçelim. 2 su bardağı pudra şekeri. Üstünü süslemek için çiğ ve dövülmüş fındık. 5 su bardağı un. 2 adet yumurta. 1 paket vanilin. 200 gram margarin. Pastamızı arkadaşlık etmesi için de demlenecek bir çay. 2 adet yumurtanın birinin beyazını kurabiyelerin üzerinde kullanmak için ayırıyoruz. Kalan sarısını ve diğer yumurtayı 4 bardak unun içinden koyuyoruz. Unun kalan 1 bardağını şimdilik bekletiyoruz. Farklı unlar alıyorsanız kıvamları farklı olabiliyor. O yüzden son bardak unumuzu hamurun kıvamına göre yavaş yavaş ilave edeceğiz. Oda sıcaklığında beklemiş ve yumuşamış margarini ekliyoruz. 250 gram olan paketimizin 200 gramını kullanıyoruz. 2 su bardağı pudra şekerini ekliyoruz. Kullandığım paket 150 gram ve tam 2 su bardağına karşılık geliyor. Pudra şekerini evinizde blenderda da kendiniz yapabilirsiniz. Motoru zorlamamaya dikkat edin. 1 paket vanilyayı da ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. Önce kaşıkla margarini iyice parçalıyoruz. Sonra el yordamıyla hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Kalan 1 bardak unumu da azar azar ekledikten sonra hamur orta kıvamlı bir hale geliyor. Çok sert olmamasına dikkat edin. Ayrıca bir parça ele yapışan ama kolayca ayrılabilen kıvamda olmalı. Hamur 10 dakika kadar bekletildikten sonra istenen kıtırlık zevkine göre 3 ila 5 mm arası bir kalınlıkta açılır ve varsa kalıplarınızla ya da o anda kalıplarınız yanınızda yoksa su bardağı kullanılarak kesilir. Ben bu aşamada küçük kızımdan yardım alacağım. Şekilli olarak kesilen hamur parçaları önce ayırdığımız yumurta akına, sonra da fındığa bulanıp yağlı kağıt üzerine dizilir. 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirilir. Sablelerin üstü pembeleştikten sonra fırından alınır. Fırından çıktığı anda yumuşak gelmesi sizi yanıltmasın. Soğudukça bir miktar daha sertleşecektir. İyice soğuduktan sonra dilerseniz üzerine tekrar pudra şekeri gezdirebilirsiniz. Bizce şekeri yeterli olduğundan tercih etmedik. Çayın yanına çok iyi bir arkadaş olan bu kurabiye için kızım sütü tercih etti. Ona da sizlere de afiyet olsun.